Herkese selam arkadaşlar, ben Alara, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden ilginç dizayn hatalarını izleyeceğiz. Ekranın başında sakın sinirlenmeyin, çünkü o kadar çok sinir olacağız ki bu hataları. O zaman o videomuzu hemen görelim. Yani bunu yaparken ne düşündünüz yani? O lağım oluyor galiba. Yani düşünsene, açıyorsun pat, anahtar düştü yani, gitti. Bu da çok saçma. Neden buranın kapısı aşağıda? Yani küçük. Yani çok küçük. Burada asansöre çıkarken pat duvarı boyluyorsunuz. Yani bu bisiklet yolu nasıl bisiklet yolu? Gümbür 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 gümbür. Bak, ben çok sinir oldum şu an. Simetri hastası bir insan değilim o kadar. Ama yani neden orantısız? Yani orantılı yapın lütfen. Evet, bu merdivenden sadece oyuncaklar geçebiliyor arkadaşlar. İnsanlar değil, oyuncaklar geçebiliyor. Yani stadyum gibi bir yerdesin galiba. Açıyorsun. Direk. Selam, ben Direk. Yani ne oluyoruz? Evet, engelliler için galiba park etme alanı. Yani oradan nasıl geçecek? Oraya nasıl çıkacak? Küçücük bir araya... Yapmışsın, o tekerlek oraya girmez. Evet, bu sefer dolandırıcılıkta bir numara. Evin havalandırması yalan. Yani oradan havalandırma var zannediyorsun. Ama havalandırma yok aslında. Yani bu binanın neden camı yamuk? İnsanın psikolojisi bozulur. Şöyle bakarsın aşağı yani. Saçma. Bu dairemizin balkonu var ama oraya geçme camımız yok. Evet, pencere veya kapı yok orada, yani unutulmuş. Burada da merdiveni kapatmışlar. Yani neden oradan geçmeyelim mi? Üstünden de atlarız yani. Çok anlam veremedim ona. Bir yürüyen merdivenden daha fazlası, çünkü normal merdiven. Yani evet, yanı yürüyen merdiven yapmışlar ama normal merdiven. Merdiven. Sinirden söyleyemedim. Ben şimdiden sinir oldum. Evet arkadaşlar, bu kaydıraktan kayıyorsunuz. Pat, lağımın kuyunun içine düşüyorsunuz. Aynen. Neden böyle bir şey var? Buradaki kaykay da böyle kayıyorsun. Şap. Yeri boyluyor yani çocuklar. Aman. Yani bunu yaparken ne düşündünüz? Evet. Kıyımın makineli bir kaydırak var. Merdivenden çıkacaksın, alttan mı geçeceksin? Kardeşim, o çocuk oradan nasıl geçecek? Boğulur orada, ölür yani. Ay Allah korusun. Evet, merdivende kalorifer. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Herhalde merdivenden çıkarken ev sahibi orada ısınmak istemiş. Bir sıcaklık hissetmiş ama yani. Saçma. Ben buna anlam veremedim yani. Ahtapot desen değil, muz şekli desen değil. Yani üçlü kaydırak, o çocuklar oradan kayarken de çarpışabilir. Burada evet, maçı izlemeye geldik ama duvarı izliyoruz. Yani duvar arasında neden yapıyorsun ki orayı? Bir yol yap yani, bir BC yap, ne bileyim, bir şey yapabilirdin. Neden yapmadın? Yani merdivenin üstünde neden kapı var? O kapı bir oda olsa, kapıyı açsan pat yere düşeceksin. Anlam veremiyorum. Bak, buna da anlam veremedim. Bu ne? Orada yani yürüme şeyi var, demiri var. Orayı nasıl açacaksın? Galiba yangın merdiveni de olabilir. Tam bilmiyorum. Evet, tuvaletimize ederken ayağa kalkacağız öyle. Gideceğiz lavabonun yanından peçeteyi alacağız. Millet de görecek. Herkese açık ama bu galiba ev. Gene saçma yani. Evin içinde de saçma. İnşaatta evet arkadaşlar, evimin ortasından direkt geçiyor. Ne kadar havalı. Neden o balkondan direkt geçiyor? Niye öyle bir şey var? Biraz az ötede yapsana sen onu. Bunu yapan ev sahibi ya da ne bileyim kim yaptıysa demiş ki ben lavabonu ederken oradan duş alırım galiba. Çok saçma. Burada da yani banka para çekmeye çalışıyor ama çok uzakta. Neden böyle bir banka var? Neden böyle bir ATM var? Genel anlam veremiyorum ben bu videoları. Siz yorumlayın. Ben yorumsuz kaldım. Evet, abimiz duvara perde asmış. Perdeyi açtığı zaman al sana manzara, duvar manzarası. Burada neden kapının kolu terse? Bu taraftan açacaksın, bu taraftan nasıl açacaksın? Aralık mı bırakmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun sen? Ya bu çok iğrenç bir algı ya. Ya anlayanlar vardır. Neden o kaydırak ters, bu çocuk burada oturuyor?
Evet, bu kupadan da biz artık kupanın içinden tutarız böyle içeriz. Ne kadar mantıklıysa artık. Evet, çok düşüncelisiniz. Merdivenlerde engelliler için tekerlek yolu yapmışsınız ama onun sonu nereye gidiyor? Yani oradan takır tukur düşer ya. Düşman mısınız siz? Yani çok korkunç bir oyuncak. Yani ben küçükken görsem korkardım. Yani iğrenç bir şey. Asansörün tuşları neden yerinde değil? Neden karma karışık? Yani nereden bulacağız biz onu? Bir saat asansörde düşünürüz artık. Burası galiba bir AVM tuvaleti veya bir restoran tuvaleti. O kadar lavabo varken sadece bir tane klozet var. Evet. Birimiz ederken diğerleri elini yıkar sırayla geçer artık. Çok saçma. Yani hep saçma diyorum. Farkındayım ama sinir oldum. Burada da bir kapımız var ama yan tarafı açık, yani oradan da geçebiliriz. Bu da bir saçma bir dizayn. Bu bankta otururken arkadaşlar aynı sırada duş alabiliyorsunuz. Yani yanda boru var, oradan sana su akıtıyor. Güzel. Burada da yukarısı olmayan bir merdiven. Yani neden devamı var ki? Yukarıya ne yapmayı düşündüğünde yapamadın. Halka açık lavabomuzu edebiliyoruz. Evet, camlı. Burada da musluk var. Yanında da neden priz var? Evet, yani o kadar şey gördüm ki bu bana çok mantıksız bile gelmedi ama berbat bir şey. Burada da aynı hata var. Banyonun yanında neden priz var? Çok sakıncalı değil mi? Çok saçma. Allah'ım ya Rabbim ya, ben artık çok sinir oldum. Evet bak, aynı olay burada da var. Lavabonun içinde priz var. Neden var? Suya dayanıklı priz var da biz Türkiye olarak bilmiyor muyuz? Bak, bu da klozet olacağı yerden yanlış bir yerde. Evet, kapalı ederiz arkadaşlar. Ay, bu beni çok rahatsız etti nedense. Çok rahatsız oldum ya. Düşünsene, oraya direkt yere oturuyorsun. Ben ay, çok rahatsız edici bir şey. Burada da ikisini aynı anda açarken, evet, açarken dedim ama açılmaz ikisi aynı anda. Biri açılır, biri kapanır, biri kapanır, biri açılır. Bak, aynı olay burada da var. Direkt var. Yani geçmiş, anlam veremedim. Buradaki olay, aha anladım. Kapılarda erkek ve bayan yazıyor ama yukarıda erkekle bayan yerine bayan ve erkek. Yani ikisi zıt olarak yapılmış. Evet, burada iki erkek. Yorum yapmayacağım. Bu neden var? Fidenin içinden nasıl kayacak ya çocuklar? Korkar o çocuklar ondan. Çok tehlikeli. Ablamız evin dışındaki kapıya giriş yapamaz. Yapamaz yani. Evin üstünde kapı. Nasıl geçeceksin ki sen orada? Hadi çıkması okey de ve girmesi zor. Bunu yapan kişiye demiş ki, ben VC'ye girerken can güvenliğim yok. O yüzden emniyet kemeri gerekiyor demiş. Evet. Evet arkadaşlar, ben daha fazla dayanamadım. Videoyu burada sonlandırmak istedim. Bunu yapan ustalar ne düşündü acaba diye bir şarkı var. Aklıma o geldi. Çok saçma dizaynlardı. Devam vardı ama ben kesmek istiyorum. Sinir oldum şimdiden. Evet arkadaşlar, videolarının devamını gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olup like atıp yorum yapmaktı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.